Evet arkadaşlar, bu videomuzda size biber ekilişini göstereceğiz. Şunu belirtmek isteriz ki bu bir profesyonel ekimdir. Öncelikle hayvan gübresi, yanmış hayvan gübresi ve toprakla karıştırdığımız malzememizi 5-10 santim gelecek şekilde böyle yere seriyoruz. Üzerini güzelce düzelttikten sonra ve suladıktan sonra tohumumuzu serpiyoruz. Görüyorsunuz biber tohumunu böyle seriyoruz. Tohum atılan yer ince malzememizle kapatıyoruz. Bu malzeme de yine kırmızı toprak ve yanmış hayvan gübresinden oluşmakta. Ama ince olması gerekiyor. Kalınlığı en fazla 2 santim yapıyoruz. Çok emek isteyen bir iş. Çok özen gösterilmesi gerekiyor. Burada her bir çadıra 2 kilo tohum serpmekteyiz. Çadırlarımızın boyu 18 metre. Eni 4 metre. Burada 3 çadır ekilecek. Böyle ince ince üstünü kapatıyoruz. Bu halde de ne oldu? Evet arkadaşlar, üstünü kapattıktan sonra ince bir şekilde şu anda sulama yapıyoruz gördüğünüz üzere. Üstünü ama ince bir şekilde kapatmamız lazım. Çok kalın kapatırsak tohumlar bitmeyebilir. Yaklaşık 2 santim, çok bile 1,5-2 santim üzerine malzeme atıldı mı tohumun gayet yeterli. Çok aşırı sulamamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, sulama işimiz de bitti. Artık biber tohumlarımızın üstünü kapatma zamanı geldi. Şimdi ne yaptık? Baştan bir anlatalım. Değerli izleyenler. İlk başta zibil döktük biz yere. Hayvan gübresi ve kırmızı toprak yere serdik ve ince bir şekilde dağıttık. Daha sonra onu düzelttik, bölümlere ayırdık ve bir kere suladıktan sonra tohumumuzu serptik üstüne. Ondan sonra tohumumuzu serptikten sonra
Üzerine yine hayvan gübresi ve yanmış hayvan gübresi ve kırmızı toprak karışımından ince bir elenti şekilde üzerine 1 veya 2 santim gelecek şekilde kapattık. Onu kapattıktan sonra tekrar suladık ve çadırlarımızı hazırladık. Telleri diktik. Biraz sonra kapatma işlemine geçeceğiz. Bu seralar demirleri 14'lük demir 6.40 ebatında, alt akinlerde 3.20 ve 8 milim. Yani biraz sonra yapılan işlemi göstereceğiz size arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Seramızın alt naylonlarını çektik bu şekilde. Biraz sonra üst naylonlarını çekeceğiz. Üst naylonlarını çektikten sonra ekim işimiz bitecektir. Evet arkadaşlar, nihayet ekimimizi bitirdik. Çadırların üstünü kapattık. Biraz geç oldu. Bu araları yarın sabah inşallah bastıracağız. Ama ekimimiz tamamen bitmiş durumdadır. Videolarımızın devamında inşallah Allah kısmet ederse bu biberin çıktığı anları, dikilmesi, tarla hazırlığı, her türlü işlemi sizlerle paylaşacağız inşallah. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın ve zile basmayı da unutmayın.